Fatih Altaylı. Rıdvan niye konuştu, niye sustu? Ben bir şey anlamadım. Eski futbolcu, Beştepe'ye yakın spor adamı, sıkı Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen birkaç hafta önce çıktı, konuştu. Spor yöneticileri, Futbol Federasyonu, spor yazarları, spor yorumcuları hakkında akıl almaz sözler söyledi. Çok ciddi ithamlarda bulundu. TRT Spor programcısı Ersin Düzen'e ağır cümlelerle yüklendi hem TRT'den hem Futbol Federasyonu'ndan yüklü maaş almakla itham etti. Kıyamet koparması gereken suçlamalardı bunlar. Ben de Rıdvan Dilmen'in bu sözleri üzerine, evet Rıdvan büyük oranda doğru söylüyor, eksik var ama söyledikleri doğrudur, bir de kendisiyle ilgili öz eleştiri yapmalı ve bu işlerin neresinde olduğunu açıkça söylemeliydi dedim. Rıdvan bir kenara bırakıldı ve Rıdvan'ın suçlamalarında adı geçenlerin bazıları bana saldırmaya başladı. Niyeyse. Dehşet dengesi mi? Ve sonrasında her şey durdu. Rıdvan'ın suçlamalarında önemli bir yeri olan Türksel bile sustu. Ortalık sütliman oldu. Ne Rıdvan söylediklerinin arkasında durdu, ne de Rıdvan'ın suçladıkları bunlara bir yanıt verdiler. Niye dersiniz? Bir dehşet dengesi içinde uzlaşmaya mı vardı taraflar? Ben de günlerdir bekliyorum bu dengeyi kim bozacak diye. Kimsenin niyeti olmadığı belli. O zaman iş başa düşüyor. Türksel rantı. Olayların merkezinde Futbol Federasyonu ve Türksel var. Çünkü her ikisi de büyük bütçelere sahip bir anlamda rant dağıtma araçları. Türksel'in eski CEO'su Kaan Terzioğlu ile başlıyor her şey. Terzioğlu'nun Futbol Federasyonu yönetimine girmesiyle. Spor alanında kendine güç sağlamak ve alan açmak isteyen Terzioğlu, bu iş için başında bulunduğu kurumu Türkseli kullanmaya karar veriyor. Son yıllarda her taşın altından çıkan ve Doğan grubuyla yakınlığını da kullanarak bir tür güç elde etmiş olan Serdar Güzel Aydın'la anlaşıyor Terzioğlu ve Türksel'in içinde Bipspor adı altında bir uygulama başlatıyor. Hiçbir güce sahip olmayan, kimsenin izlemediği Bipspor, spor medyasında büyük bir güç haline geliyor. Çünkü Bipspor Turkcell'de hiç kimsenin izlemediği yorumlar karşılığında spor yazar ve yöneticilerine ciddi paralar dağıtmaya başlıyor. Spor medyasının etkili ya da güçlü tüm isimleri Bipspor'da maaşa bağlanıyor. Başlangıçta gazetecilere ek gelir gibi göründüğü için masum bir durum gibi algılanan bu durum bir süre sonra Bipspor'u yönetenler tarafından Türk futbolu üzerinde bir tür mafya gibi davranmaya başlıyor. Bipspor, maaşa bağladığı yorumcuların yönettikleri gerçek medyalardaki ağırlıklarını kullanmaya başlıyor. Federasyon spor kulübü yöneticileri kulüp başkanları üzerinde Ali Kıran Başkesen haline geliyor Bipspor. Spor. Kulüpler bir anlamda haraca bağlanıyor. Kaan Terzioğlu'nun federasyondaki görevi sırasında kendine güç elde etmek için kurduğu yapı, bipsporu yönetenlerin gücü haline geliyor. Gücün mali kaynağı ise istemeden de olsa Türksel oluyor. Bipspor Spor Mafyası Buradan elde edilen güçle baskı altına alınan TFF'de bir tür arpalığa dönüştürülüyor dahası menajerler, futbolcu alışverişleri bile sistemin içine alınıyor. Türksel ve federasyonda oluşturulan bu arpalık spor camiasındaki herkesin dikkatini çekiyor. Herkes buraya üşüşmeye, kendi payını almaya çalışıyor. Bu arada Futbol Federasyonu da muhtemelen bu çeteye karşı kendini koruyabilmek için gazeteci istihdam etmeye başlıyor. Muhtemelen TRT Spor yorumcusu da bu kapsamda federasyona yüksek maaşla danışman oluyor. Herkese var da bana yok mu diyenler. Türksel o dönem işsiz olan bir futbol adamına büyük paralar karşılığı at yarışı programları yaptırıyor. İşin ilginci bu program Türksele fayda sağlayan tek iş oluyor. Bunun üzerine bir başka futbol adamı Türksele bana da bir program yaptırın diye gidiyor. Türksel önce olabilir diyor. Ancak istenen para o kadar büyük ki spor adamının çok yüksek torpili bile bu kadarını kabul ettiremiyor. Türksel'den alabildiğim bilgiye göre 20 milyon lira istenmiş bir program için. Türksel yönetimi bu spor adamına seni buraya yollayan da, bizi buraya oturtan da aynı kişi. Kusura bakma bu kadar parayı veremeyiz diyor. İş orada kalıyor. Şimdi muhtemelen suskunluklar satın alınmış olmalı. Tüm bunları ortaya döktüm diye bana saldıracaklardır muhtemelen. Ama önemli değil. Ben alışkınım. Anlamıyorum. Okurlar diyor ki niye ekonomi yazmıyorsun? Çok basit. Anlamıyorum. Ekonomiden değil, olan biteni anlamıyorum. Bir yanda derin bir ekonomik krizin izleri var. Ekonomik değerin en yüksek caddelerde, AVM'lerde bile bomboş dükkanlar, kiralık tabelaları. Her gün artan fiyatlar alışveriş yapan insanlar için inandırıcı olmayan enflasyon rakamları kasa fişlerinde bambaşka görünüyor. İşsizlik %20'lerde, genç işsizliği %30'larda, dükkanı siftahsız kapatan esnaf çok. Düşen kiralar, reel anlamda gerileyen gelirler, bunların üzerine bir de korona etkisi. Diğer yanda ise garip bir canlılık. Büyük kentlerde akıl almaz bir trafik yoğunluğu, şehirler arası yollarda müthiş bir trafik otomobil satışlarında patlama, lüks tatil mekanlarında bir patlama, Ege koylarında devasa hayatlar, tekne bağlayacak koy olmamasından yakınan tekne sahipleri, ya Pompei'nin son günleri gibi herkes elinde ne varsa yiyip bitirmeye çalışıyor ya da bilmediğim başka bir şeyler var. Gerçekten anlamıyorum. Gördüğüm ve emin olduğum tek şey döviz kurlarındaki hızlı artış. Onu da tam anlamış değilim. O yüzden Yiğit Bulut'un açıklamasını bekliyorum. Fatih Altaylı, Habertürk. Ahmet Ulusoy. Patates, soğan ve enflasyon. Bu yazıda patates fiyatlarının düşüklüğüne ve bunun açıklanan enflasyon rakamları üzerindeki etki potansiyeline değineceğim. Hatırlatma yapalım. Bir ara patates ve soğan fiyatlarının yükselmesiyle muhalefetin hükümete saldırıları had safhaya çıkmış, hükümeti istifaya davet eylemleri yapılmıştı. Patates ve soğan fiyatlarının yüksekliği enflasyon rakamlarıyla özdeşleştirildi. Açıklanan enflasyon rakamlarının doğru olmadığı, sadece patates fiyatlarındaki sıçrayışın bile enflasyonun ne derece yanlış hesaplandığını gösterdiği algısı oluşturulmaya çalışıldı. Şu an gerçekten üreticiyi zarar ettirecek bir patates fiyatı söz konusu. TÜİK verisine göre Nisan 2019'da patatesin ortalama fiyatı 5.13 lirayken Eylül 2020 itibariyle ise 1.94 liraya düşmüş üretici fiyatı ise 80 kuruşa kadar gerilemiş. Bu sefer başka ürünler üzerinden enflasyonun yanlış hesaplandığı söylemi dile getiriliyor. Türk Enflasyonun TÜFE'nin önceki yılın eylül ayına göre %11.75 arttığını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında her zaman olduğu gibi rakamların gerçekçi olmadığı, ısmarlama rakamlar açıklandığı eleştirileri geldi. Hesaplamanın içeriğine, yöntemine, ağırlıklarına ya da veri derleme biçimlerine yönelik bir eleştiri olsa anlaşılabilir. Endekste 81 il merkezinin tamamını içeren toplam 225 ilçeden fiyat alınmaktadır. Tüfe kapsamında ayda 418 madde, 895 çeşitten 553.064 fiyat derlenmektedir. Hane halkı harcama sepetindeki ağırlıklara göre fiyat artışları ortalaması hesaplanıyor ve enflasyon ortaya çıkıyor. Mesela gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda 134 madde var ve patates bunlardan sadece biri. 134 maddeyi kapsayan ana grubun enflasyona etkisi ağırlığı %22.77. Açıklanan 11.75 düzeyindeki enflasyonun 3.36'lık kısmı gıda ve alkolsüz içecekler grubundan gelmiştir. Ulaştırma %2.07 ile ikinci ve konut 1.44 puanlık etki ile üçüncü yüksek etki yapan ana harcama grupları olmuştur. Eğer bu üç ana mal ve hizmet grubunun fiyatlarında hiç artış olmasaydı, enflasyon %4.88 olacaktı. Yıllık ana harcama grupları içinde en yüksek artış %15.09 ile sağlık ve 12.95 ile ulaştırma grubunda görülmüştür. Çeşitli mal ve hizmetler grubundaki artış ise %25.17 olmuştur. Giyin ve ayakkabı, alkollü içecekler ve tütündeki yıllık artışlar enflasyonun altında seyretmiştir. Aylık en yüksek fiyat artışı patlıcan, biber, muz, kuru soğan, taze fasulye ve bulaşık makinesi gibi ürünlerde tespit edilmiş. Aylık en yüksek azalışsa %22.07 ile limon fiyatlarında görülmüş, yurt içi tur fiyatları, elma, erik fiyatlarındaki azalış bunları izlemiştir. Burada söylenmek istenilen bir ya da birkaç ürünün fiyatından hareketle bir metodolojik açık, bir eksiklik, bir hesap hatası tespit edilmeden sadece hükümet karşıtı algı oluşturmak için muhalefet yapılmasının anlamsız olduğudur. Enflasyonu insanların harcama kalemleri itibariyle hissetmeleri farklıdır. Düşük gelirler, daha yüksek hissedebilir. Yüksek gelirliler daha az hissedebilir. Bu durum gelir harcama dengesinin neden olduğu stresle ilgilidir. TÜİK'in yaptığı hesaplama nüfusun ortalama harcamasını göstermekte, yani toplumu zengin, orta gelirli ya da düşük gelirli diye ayırıp harcama kalemlerini hesaplamamaktadır. Belki böyle yapılsa daha sağlıklı bir gösterge ortaya çıkabilirdi. Hemen şunu belirtelim ki TÜİK'in yaptığı enflasyon hesaplaması yöntemi kendi kafasından ürettiği bir yöntem değil. TÜİK, Eurostat içinde belirtilen ve ilgili uluslararası ve bölgesel standartlarla Türkiye'nin metodolojisi arasında önemli bir fark yoktur açıklamasıyla dünya ile uyumlu bir metodoloji kullandığını söylüyor. Her yıl Aralık ayı itibariyle yeni maddelerin endekse dahil edildiği ya da önemini kaybeden maddelerin endeksten çıkarıldığı ve yeni ağırlıkların endeks hesabında kullanıldığı belirtilerek ürün sepetinde güncelleme yapılmıyor eleştirilerine de bir cevap veriliyor. Sözün özü biberin fiyatı arttı, domatesin düştü, patatesin dibe vurdu, soğanın pik yaptı, sarımsak rekor kırdı. Dolayısıyla da bu enflasyon gerçek enflasyon değildir şeklindeki avam söylemlerini temcit pilavı gibi sürekli gündeme taşımak sıktı artık. Not, patates üretiminde ve fiyatlarında ortaya çıkan dalgalanmayı ayrı bir yazı konusu yapalım. Ahmet Ulusoy, Yeni Şafak